Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bu akşam İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Fevzi Gürtürk'ü konuk edeceğiz. Malum pandemi döneminde okullar uzun süredir kapalıydı ancak köy okulları 15 Şubat tarihinde, bütün okullarsa 1 Mart tarihinde eğitim öğretime başlayacak. Artık uzaktan eğitim çok kısmen yapılacak. Şimdi bunun detaylarını Sayın Müdürümüz Gürtürk'ten alalım demeden önce hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun programınızda. Tüm izleyicilere de ben hayırlı akşamlar diliyorum. Dediğiniz gibi uzaktan eğitim devam ediyorlar. Okullar hiçbir zaman tatil olmadı. 15 Şubat'ta inşallah tüm ilkokul köylerde ilkokul ve ortaokulları açacağız. İlimizde toplam 40 okulumuz, yani köy olarak dediğimiz köy ve beldelerde açılacak. 1 Mart itibariyle de ilkokul resmi özel tüm ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ve öğretime başlamış olacağız. Bu okulların bünyesindeki ana sınıfları da dahil olmak üzere. Daha önce okul öncesi yani anaokullarımız açılmıştı. Evet. Bu okullarımızın bünyesinde ana sınıfı bulunuyordu. Bunların bünyesinde bulunan ana sınıflarımızda ilkokullar ve ortaokulların bünyesindeki ana sınıflarında 1 Mart itibariyle açmış olacağız inşallah. Bu arada hoş geldin demedik. Eyvallah. Hemen konuya girdik. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hamdolsun diyelim. Yani inşallah iyiliğimiz inşallah. Maskeye, mesafeye, temizliğe uyarak bu virüs belasından tez zamanda kurtularak bu meşakkatli günlerden Rabbim tez zamanda bizleri kurtarsın. Amin. Şafi sıfatıyla bizleri korusun diyelim. Amin inşallah efendim. Hemen programımıza geçelim. Şunu da hatırlatalım efendim. Değerli izleyenlerimiz, veliler, öğrenciler, programa katılmak isteyenler sorularını yöneltebilirler. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Fevzi Gürtürk'e merak ettikleri, malum eğitim öğretim artık başlayacak, yüz yüze eğitim başlayacak. Bu konuyla ilgili merak ettiğiniz soru, fikir, görüş, Sayın Müdürümüze iletmemizi istediğiniz bir şey olursa ekran altında iletişim numaralarımız var. Oradan bizimle irtibat kurabilirsiniz. Efendim programımıza geçelim. Oldukça fazla da konu var. Malum uzun süredir uzaktan eğitim devam ediyordu. Elbette. EBA konusunda ilk başlarda bir sıkıntı yaşadık. Daha sonra bu güncellendi efendim. Öğrenciler tabletler üzerinden derslere katıldı. Bu konuda devlet elini çabuk tuttu aslında. Çok çabuk müdahale etti. Elazığ'a tabletler gönderildi. Elbette. Öğrencilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmiş olduğu tablet dağıtıldı değil mi? Ne kadar Elbette. Tablet dağıttık? Ben süreci önce bir velilerimizin bilgisi olması Tabii, açısından lütfen. Bir irdeleyelim. Öncelikle tabletlerden önce bizim bakanlığımız 3 kanal, TRT tarafından 3 kanal ayrılarak ilkokullara, ortaokullara ve liselere bu uzaktan eğitim dediğimiz modelin ilki olarak bu şekilde eğitimler verilmeye başlandı. Bunların daha sonra izleyemeyenler için, kardeş sayısı fazla olanlar için evet. bunların 3-4 program tekrarı var. Tekrar aynı kanallarda. Biz okullarımızda öğrencilerimize, velilerimize bu şekilde bilgilendirmeler yaptık. Eğer televizyonunu kuramayan varsa, bu konuda sıkıntı yaşayanlar varsa biz okullarımızdaki bilişim öğretmenlerimizle bu mağduriyetleri giderdik. Meslek liselerimizde gönüllü öğretmenlerimiz, gönüllü öğrencilerimizle ekip oluşturarak bu tür ailelerimize mahallelerde yardımcı oldular. Tekrar bizim EBA'da 178 tane, her birinde 20 bilgisayar olan 178 tane okulumuzda EBA destek noktamız var. Yani tableti, televizyonu, interneti olmayan tüm öğrencilerimiz bu merkezlere giderek burada çok rahatlıkla etkileşimli tahtadan, bilgisayardan, Zoom üzerinden öğretmeni ders yapıyorsa evet. bu tür mecralardan okullarımızda faydalanabilirler. Çok Daha güzel. Sonra bunlara ek olarak da köylerimizde ulaşılabilirlik yok ise, erişim yok ise 6 tane mobil araç bizim var şimdi şu anda. Evet. Böyle köylerimize gidiyorlar. Burada ihtiyacı olan öğrencilerimize katkı ve destek sunar. Bu bir seferberlik oldu. Köylerde imamlarımız, muhtarlarımız köy odalarına, camilerin uygun olan yerlerine bu tür merkezleri kendileri kurdular. Bunun çok da güzel çalışmaları var. Hayırseverlerimiz bunlara destek verdi. Tabletlerimiz bizim ilimizde şu ana kadar 4000 tane bilgisayar dağıtılmış oldu. Hem bakanlığımızın verdiği, hem belediyemizin verdiği, hem de diğer ticaret sanayi odamızın,
ve ticaret odamızın vermiş olduğu bilgisayarlar var. Bunları bakanlığımız daha önce bizden istediği listeye göre 100 tam puan üzerinden bir sıralama yapıldı. Evet. Bu çocuklarımızın ismine bu bilgisayarlar geldi. Biz okul müdürlerimizi çağırarak bu ihtiyacı olan belirlenmiş öğrencilerimize tabletlerimizi teslim ettik. Burada orada sisteme işleniyor. Hangi öğrenciye geldi? Nasıl teslim edildi? Sisteme işliyor. Ve kaç çocuğumuz, hangi öğrencimiz tablet aldı? Bu sistemde belli. Tekrar buradan diyorum. Bilgisayar olmayabilir. Tableti olmayabilir. Televizyon olmayabilir. Buna rağmen bir tür sıkıntısı olanlar var ise okullarımızda en yakın okula giderek evet. oradaki müdürümüze gittikleri zaman müdürümüz bunlara hem televizyon hem tablet okullarımızda var bunlar mevcut. Hem etkileşimli tahta olmak üzere bunların hepsiyle faydalandırma durumu mevcut. Mevcut. Devlet öğrencileri düşünüyor tabii. Hiç elbette. Eksiklerini bırakmıyor. Elbette. Eğitim ve öğretimden geri kalmıyor. Ve buna ilaveten bir evet. köy, ücra bir köyümüzde bunlardan hiçbiri yok. İlimizde 100 bin kaynak dağıttık bu öğrencilerimize. Evet, çok yüklü müddet. Tabii yardımcı evet. kaynak olarak dağıttık. Ve okullarımız şöyle yapıyor. İnternetten veya hocamızın ayarladığı notlar öğretmenimiz tarafından fotokopi ediliyor. Çocuğun evine gidiliyor. Çocuğun evine teslim ediliyor. Telefonla ulaşılıyor çocuğa. Çocuğum işte senin bu haftaki görevlerin bunlar bunlar bunlar. Sana şu 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 yardımcı kaynakları da gönderiyorum. Bunları çalış diye. Gerçekten öğretmenlerimizle birlikte, müdürlerimizle, velilerimizle birlikte yani daha da güzel yapmak için tüm çaba ve gayretimizle Elazığ'ımızda çalışıyoruz. Peki efendim, şunu soralım hemen. Elazığ'a gönderilen tabletlerin fazlaları dağıtılmadı, geri gönderildi gibi bir iddia. Yok, öyle bir şey olamaz. Buna öğrenci adına geliyor. Biraz önce de bak. Tabii kişinin adına geliyor. Evet. Kişinin adına geliyor. A okulunda ilgili kişiye A okulunda 5 kişi var. O kişilerin isimleri belli. Kişi ismine geliyor bu tabletler. Okuldaki öğrencinin ismine geliyor. Evet. Geri biz niye gönderelim? Yani bakanlık zaten 2970 öğrencimize göndermişti. İnşallah temennimiz bundan daha sonra da gönderilirse. İlk anda biliyorsunuz 500 bin tablet kampanyası vardı. Evet. Diğer ilimizdeki yerel dinamiklerle birlikte bu 4000'i buldu. Temennimiz zaten okulların açılması. Yoksa da biraz önce saydığım durumları okullarımızda bu ihtiyaçlarını gideriyoruz öğrencilerimizin. Evet, o zaman değerli izleyenlerimize şunu söyleyelim. Elazığ'a gönderilen tabletlerin fazlası dağıtılmadığı gibi, geri gönderildiği gibi spekülasyonlar doğru değil. Bunu Sayın Müdürümüz de gayet açık bir şekilde, net bir şekilde söyledi. Şuna geçelim efendim. Şimdi 24 Ocak depreminden sonra malum köy okulları 15 Şubat'ta eğitime, öğretime başlayacak yüz yüze eğitime. Evet. 24 Ocak depreminden sonra köy okulları etkilendi mi efendim depremden? Köy okullarımızdan yalnızca bir okulumuz etkilendi. Evet. Onu da ilgili yere zaten taşıma kapsamındaydı bir okul. En yakın okula taşıyarak orada ikili eğitim olarak devam ediyoruz. Okullarımız zaten hazırdı. Bakanlığımız tarafından her türlü katkı destek sunulmuştu. Evet. Temizlikleri yapılmıştı. İlaçlamaları, dezenfektanları yapılmıştı. Dezenfektanlarını da ve yüzey temizleyici tüm temizlik maddelerimizi de biz burada üretiyoruz. Evet. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde 18 çeşit ürün üretiyoruz. 18 kalem? Kalem, üretim evet. yapıyorsunuz. Üretim yapıyoruz. Bunu biz okullarımızda bu yılki 8 aylık geliri 2.100.000 TL'lik bir gelir elde etti. Tabii buradan öğrencilerimiz çalışıyorlar, öğretmenlerimiz çalışıyorlar. Evet. Buradan onlara da kimya bölümümüzdeki tüm ekibimize çok teşekkür ediyorum. Tekrar Sıdıka var da maske yapımı devam ediyor. İş elbiseleri yapımı devam ediyor. Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin mobilya bölümü var. Orada bölgeye ve kendimize sıralar, dolaplar yine kendimiz üretiyoruz. Oradan evet. da yıllık geliri 2,5 milyona yakın bir gelir elde ediyoruz. Bir yılda 2,5 milyon TL. Tabii bu şekilde gelirlerimiz fabrika gibi çalışıyorlar. Meslek liselerimiz amacına ulaştı. Diğer işte Zeycan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz var. Burada da maske ve siperlik üretimleri yine yapıyoruz. Tekrar hastalarımız için glutensiz besin üretiyoruz. Evet. Bu da sayamayacağımız kadar birçok dalda
üretimimiz var. İnşallah başka zaman onları biz mutlaka, yine sizin sorularınıza dönelim. Mutlaka eğitim öğretimin yanında aynı zamanda üretim elbette, yuvası elbette oluyor. Meslek liselerimiz gerçekten evet, bu aşamada üretim yuvası, yani esas işlevi olan üretime döndü, bunu diyebiliriz. Kesinlikle, özellikle efendim bu pandemi sürecinde hatırlarsınız belki. İlk dönemlerde maske sıkıntısı yaşadık, okullar devreye girdi. Girer girmez ülke dışında, İngiltere'ye, farklı ülkelere maske ihraç etti. Nasıl yapıldı Öper Bey? Önce elle yapılıyordu. Evet. Daha sonra öyle oldu ki makineler aldık. Artık şimdi makineden tıkır tıkır günde 10 bin maske üretecek kapasiteye bir şekilde üretimlerimiz devam ediyor. Çok güzel. Peki efendim, köy okulları eğitim ve öğretim hazır mı diyelim? Hazır, hepsi. Evet. Zaten daha önce de biz 2 haftalık bir eğitim öğretim süreci geçirdik. Virüsün seyri artınca bilim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda okullara uzaktan eğitim yapıldı. Tekrar seyrin düşmesiyle birlikte özellikle 15'inde köy okullarımızda, ilkokullarımızda, köylerdeki ortaokullarımızda eğitim öğretimi başlamış olacağız. Peki. Ve okullarımızda hazır, hiçbir sıkıntımız evet, yok. Ve bunu da söyleyeyim, okulum temiz belgesi var. Bağımsız evet, bir firma tarafından, TÜBİTAK evet, tarafından, TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol neticesinde bağımsız firma tarafından denetlenen okullarımız %92 olan, yani okullarımızın %92'si bu belgeyi aldı. Çok bir iyi. Kısmı da bazı eksiklikler var. Tabii eksiklik olunca kabul edilmiyor. O eksiklerini tamamlayınca tüm ilimizdeki okullarım okulum temiz belgesine sahip olacaklar. Burada da işte tüm ıslak zeminler, tüm çok kullanılan aparatlar, yerler bu sistem üzerinde günlük belli periyotlarda temizlikleri ve hijyenleri sağlanıyor. Çok güzel. Peki efendim, diğer konumuza geçelim. Malum 24 Ocak depreminden sonra elimizde okullarımız, bazı okullarımız yıkıldı, hasarlı oldu. 37 kurumumuz, bunlardan evet, 33'ü okul, 4'ü halk eğitim binası, öğretmen evi olmak üzere, evet, ek binalar olmak üzere hasar gördü. Biz 33 okulumuzda kısmen yıkıldı, 20 tanesi, 14 tanesi güçlendirmeye alındı. Bunlardan 13 tane hayırseverlerimiz tarafından bir kısmı %90'ı tamamlanmış, bir kısmı %80. Yani önümüzdeki tabii Haziran diyelim, biz 2020-21-22 eğitim öğretim yılı okullar açıldığı zaman bu okullarımızın hepsi bitmiş olacak. Güçlendirmeler bitmiş olacak ve daha önce Elazığ'da %95 seviyelerinde tam gün eğitime yetişmiştik. Fakat %15'lik bir gerileme olunca biz tekrar %98'lik bir il yatırım programı, devlet evet, yatırım programı, hayırseverlerin yatırımları ve TOKİ'nin yapacağı binalarla birlikte inşallah tam gün eğitime geçmiş olacağız Elazığ'da. Çok güzel efendim. Bir izleyicimiz az önce tabletlerden bahsettik. Soru yöneltmiş. Aslında bunu açıklamıştınız. Yine soralım. Tablet başvurusunu nasıl yapacağız Sayın Müdürümüz? Tablet başvurusunu biz ilk aşamada bizim Elbis modülümüz var Milli evet, Eğitim Müdürlüğü'nün. Orada okul müdürlerine yazdık. Okul müdürlerimiz ihtiyacı olanların isimlerini bize bildirdiler. Biz onları toplamını aldık, bakanlığa gönderdik. Bakanlığın da yaptığı çalışma ailenin sosyoekonomik durumu, kardeş sayısı ve başarı durumuna bakarak böyle bir puanlama yapmıştı. Evet. Eğer varsa böyle bu şekilde yine okullar bunları bize iletecekler. Evet, çok güzel. Peki efendim, bir diğer izleyicimiz şunu soruyor. Görevlendirme yapılan öğretmenlerin okullarındaki öğrencilerin mağduriyeti var mı? Varsa nasıl çözülecek? Görevlendirme yapan okulların. Evet. Görevlendirmeler ders olmayan, yani ders ihtiyacı olan okullarımız varsa, öğretmen ihtiyacımız, bunlara görevlendirme yapıyoruz. Evet. Fazlalığımızdan veya ücretli olarak görevlendiriyoruz. Zaten bizim kadromuzda varsa fazla onları görevlendiriyoruz. Olmadığı zaman ücretli öğretmenlere bu sıkıntıyı gideriyoruz. Yani ücretli evet, görevlendirme yönüne başvuruyoruz. Peki efendim Sayın Müdürüm, şimdi konteynerde yaşayan bir ailenin öğrencisi sanırım tablet alamamış, nasıl alacağım diyor. Sayın Müdür bunu... Onu da Alper Bey şöyle bahsedelim. Konteyner kentlerde
Evet. 3 konteyner Aşağı Demirtaş, Doğu Kent ve Ulu Kent'te bizim eğitim merkezlerimiz var. Öğretmen görevlendirmişiz onlara. Tabletlerimiz var, bilgisayarlarımız var. Öğrencilerimiz bunlardan çok rahatlıkla gidip faydalanabilirler. Evet. Bilmeyebilir belki böyle ama bir yıl oldu 24 Ocak itibariyle. Evet. Biz bunların tüm altyapılarını da hazırlamışız. Gerekli katkıları da sunmuşuz. Öğretmenlerimiz de orada görevli. Böyle bir sıkıntı varsa oradaki eğitim merkezimize başvurarak oradaki arkadaşlara durumlarını iletebilirler. Çok kısa sürede de tabletlerine ulaşabilirler. Tablet verme ulaşma değil. Yani nasıl? Oraya gidip orada bizim evet. bilgisayarlarımız var, tabletlerimiz evet. var. O gerekli derslik yerde. Tabii derslik, siz, derslik olarak. Orada direkt görüyorlar. Orada gidip eğitim öğretimlerini evet. görebilirler. Peki efendim şu konuya gelmek istiyorum. Şimdi bu yapımı devam eden okullarda katkı sağlayan insanlar da oldu. Elbette 13 hayırseverimiz. İnsanlar oldu, hayırseverler elbette, oldu. Elbette. Bu konuda devletin üzerinden de bir nebze yük kalkmış oldu değil mi efendim? Elbette az değil. Yani evet. 400 derslik 13 okulda milyonlarca lira devletimiz, hayırseverlerimiz bu yükten kurtardılar. Evet. Onlar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Ben buradan hayırseverlere de çok teşekkür ediyorum katkı ve destekleri için. Peki. Efendim genel olarak Elazığ ili eğitim ve öğretime hazır mı? Elbette. Özellikle Sayın Valimiz eğitime çok önem veriyor. Evet. Erkay Ayırık Bey. Buradan da kendilerine teşekkür ediyorum. Eğitime önem verildiği için de bu işler daha da hızlı yürüyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Elazığ 300 milyonluk bu yıl 300 milyonluk eğitim öğretim yatırımı yapılıyor. İl yatırım programı, devlet yatırım programı, hayırseverlerimizin ve TOKİ'nin yapmış olduğu projeler gerçekten Elazığ'da bu sene inşallah eğitim öğretime çok büyük katkı ve destek sağlanıyor. 300 milyon TL evet, ciddi bir rakam evet. efendim. Peki, tabii bunun yanında burada şeylerimiz var. 40 lojmanımız var ilçelere yapılıyor. Bu evet. da bu bütçenin içinde. Öğretmen evlerimiz var bu bütçenin içinde. Ama çoğu derslik olarak %90'ı dersliğe giden ayrılan katkılar bunlar. Evet. Peki efendim bir izleyicimiz soruyor. Sayın Müdürüme selamlarını iletiyorlar değerli izleyicilerimiz. Müdürlük binasının çarşıya daha yakın gelme olasılığı var mı? Bu konuda bir şikayet, talep, öneri alıyor musunuz? Onu soruyor şimdi. Elbette izleyici. Bizim hizmet binasının yeri biliyorsunuz depremde yıkıldı. Evet. Biz de daha önce pansiyon olarak kullandığımız Cemil Meriç Lisemizin pansiyonunu okul olarak dönüştürmüştük. Evet. Fakat deprem olunca okul yani böleceğimiz okul orada kaldı, ikili devam ediyor. Biz şimdilik oraya geçtik. Bizim hizmet binamızın yeri yapıldı. Bakan Bey'e, Sayın Ziya Selçuk'a briefinglerde de bunları gösterdik. İnşallah kısa sürede bu okullarımız biraz yapılınca evet. hizmet binasının yeri için çalışıyoruz. En kısa çok sürede güzel. Temennimiz o tasarladığımız, çizdiğimiz hizmet binamıza kavuşmamız temennisiyle diyelim. Çok güzel efendim. Destekleme kursları da başladı. Tabii 8. ve 12. sınıfta destekleme ve yetiştirme kursları okullarımızda açıldı. Devam ediyor. Tüm öğrencilerimizin kendi okullarında bu kurslara katılmasını istiyoruz. İstiyorsunuz. Peki efendim pandemiden önce Elazığ eğitim ve öğretimde neredeydi efendim? Memnun musunuz Elazığ'ın eğitim öğretim seviyesinde Türkiye genelinde diğer illere kıyasla hangi noktadayız? Öyle resmi bir kıyas yok. Evet. Evvelki yıl özellikle LGS'de bir ilimizde böyle bir çalışma yapılmıştı Türkiye genelinde. LGS sıralamamız 8. sıradaydı. Gerçekten başarılı evet. durumdayız. TYT ve AYT'de de yani Yükseköğretim Kurumları sınavında da Elazığ'ımız hem kadim kültürden Elazığ bir medeniyet şehri, evet. kültür şehri. Eskiden beri gelen eğitim ve öğretime çok büyük önem veriliyor. Bu kültür hala devam ediyor. Hem başarı yönünden hem kültür yönünden. Bizim yalnızca ders yönünden başarılarımız yok. Sosyal ve kültürel alanda da çok büyük başarılarımız evet. var. Elazığ'ımız her geçen gün bir eskisinden daha iyi olmak için çaba ve gayret sarf ediyor.
Özellikle Elazığ Her Yerde Okuyor projemiz var. 24 Kasım 2017 tarihinde başlatmış olduğumuz bir proje. Hala devam ediyor. Gerçekten öğrenci başına düşen okuma, kitap okuma katsayımı %100'lerin üzerine çıktı. Bu hala daha da devam ediyor. Biz bunu uzaktan da olsa takip ediyoruz. Şu var, artık yeni nesil sorularda, ben her zaman onu söylüyorum, velilerimize, öğrencilerimize, yaptığımız toplantılara, okul müdürlerimize, artık yeni nesil sorularda ezbere dayalı soru yok. Evet. Okuduğunu anlama, okuduğunu yorumlama, ilişki kurma, analiz etme. Evet. Tabii sorunun tüm içerikleri var. Senin orada ya analiz yapacaksın, ya neden sonuç ilişkisi kuracaksın, ya da ana fikrini bulacaksın. Tüm bu şekilde bunu da en iyi yapanlar, iyi okuyanlar olacak. Okuduğunu anlayanlar olacak. Biz onun için diyoruz ki Elazığ Her Yerde Okuyor projemiz devam ediyor. Bu okuma alışkanlığı artık bir davranış biçimine dönüşecek. Okuduğunu anlama, yorumlama, ilişki kurma ve bunları sentezleme şeklinde olsun ki evet, öğrencilerimize de sınavlarda katkı ve desteği olsun. Ya gelecek başarımız bir tık attığını gördüğümüz zaman işte bu Elazığ Her Yerde Okuyor projesinin ürünü olarak ben öyle tahlil ediyorum. Evet. Efendim, bir öğrencimiz mesaj atmış. Mustafa Kemal Ortaokulu'nda okuyorum. Okul müdürüne konteynerde kalıp telefonum olmadığı halde burada başvuru yapmıyoruz demişler ve tablet alamadım diyor. Zaten Sayın Müdürümüz, konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımız için, öğrencilerimiz için nasıl bir yol izlememiz gerektiğini... İşte orada bizim öğretmenlerimiz var, evet, tabletlerimiz var, bilgisayarlarımız var. Oraya gidip bu EBA destek noktamı da olarak belirlemişiz. Orada derslerini çok rahatlıkla alabilirler. Eğer televizyon imkanlarını kuramama veya ulaşamama gibi bir durum yoksa yine bizim bu eğitim merkezindeki arkadaşlarımıza ulaşarak televizyonu da ayarlayabilirler. Olabilir ya, internet çekmeyebilir ama tekrar evet, bunu söylüyorum. Gerçekten büyük bir portal, EBA destek noktası olsun, TRT EBA olsun, 3 kanal yalnızca ilkokullar, ortaokullar ve liseler için eğitim yapıyor. Ve bunun tekrarı da var. 3 tekrar şeklinde birbiriyle çakışmayacak şekilde evet, eğitimler yapılıyor. Çocuklarımız, velilerimiz bunu takip ederlerse çok zorluk yaşamazlar diye düşünüyorum. Evet. Peki efendim, bir sorumuz daha geldi. Elazığ'da deprem sonrası yapılacak okullarla birlikte önümüzdeki eğitim ve öğretim yılı için bir eksik var mı? Sıkıntı yaşayacak mıyız efendim eğitim ve öğretim başladıktan sonra? Malum okul sayımız düştü, yapılıyor. Alper Bey, şunu söyleyeyim. Lütfen. Biz yani okullarımız, 33 okulumuz yıkıldı ama biz evet, biliyorsunuz birkaç hafta derslere devam ettik. Biz bunun hepsini hazırlamıştık. Yalnızca sınıf sayılarında hiçbir artış yok. Evet. Okullar sabahçı öğleci oldu. Diyelim A okulumuz yıkıldı. Biz bunu en yakın okula taşıdık. Birini sabahçı, birini öğleci yaptık. Yalnızca sürede bir uzama. Yani okul saatlerinin işte diyelim 8'de giriyordusa şimdi 7'de giriyor ve 1'de çıkıyor. İşte 1'de evet, giriyor, 18'de çıkıyor. Bu saatlerde bir de esneme oldu. Yoksa diğer şekilde sınıf sayılarımızda öğrencilerimizin dışarıda kalması, ders görememesi diye bir şey yok. Yok. Her şey hazır. Yarın okullarımızın tümü, tüm kademelerde açılmış olsa dahi tüm okullarımız hazır. Hiçbir sorun, sıkıntı yaşanmayacak. Milli Eğitim Müdürlüğü zaten bütün önlemleri sahadayız. Müdürlerimiz okullarda en güzel çalışmalarını yapıyorlar, evet, hazırlar. İşte en güzeli de bu süreçte, pandemi sürecinde ve deprem sürecinde de olsa biz zaten Türkiye'ye bir örnek model uygulamıştık. Nasıl bir model efendim? Deprem olduğu zaman okullarımız kapalıydı. Evet. Pandemiye hazırlıklıydık yani aslında. Biz uzaktan eğitimi yaptık. Televizyon üzerinden eğitim yaptık, sağ olsun Kanal 23 de bu süreçte bize o zaman katkı ve destek sundu. Canlı dersler veriyordu. Evet. Bunları hepsini bir yazdı. Sayın Bakanımız buraya bir 10 kişilik bir ekip gönderdi, Ziya Selçuk Bey. Burada neler yapıldığını bir ajandası tutuldu, dosyası tutuldu. Ankara'ya gidildi. Zaten buradan gittikten bir hafta sonra da
böyle bir uygulama yapılacağını ve Elazığ modeli diye de kendileri bahsetmiş oldu. İfade etmiş oldu. Evet. Biz daha önceden buna hazırlıklıydık. Çalışmalarımızı yapmıştık. Bugün de yine her geçen gün çalışmalarımızı artırarak, geliştirerek öğrencilerimiz okullarımıza geldikleri zaman hiçbir eksiklik ve sıkıntı yaşamayacaklar. Yaşamayacaklar. Peki efendim, bir izleyicimiz şunu soruyor. Özel okullarla ilgili bir sorusu var. Ve kurs merkezlerine de kapsıyor sanırım bu. Özel okullarda maddi sıkıntı yaşadı pandemi döneminde. Gerçekten elbette zorluk çektiler. Elbette kolay değil. Onlar da zor veliler, günler geçiriyorlar. Evet, bu özel okullar ücretlerin tamamını ödeyecek mi efendim şimdi? Şimdi onlar kendi aralarında bir ticari müessese. Evet. Fakat bizim gözetimimiz ve denetimimizde ne mağdur olunacaklar ne mağdur edecekler. Yani onun için veliler mağdur olacak ne de özel okullar mağdur olacak. Şimdi uzaktan eğitim devam ediyor. Evet. Burada veli o ücretin eğer özel okuldaysa vermek zorunda. Çünkü öğretmen var, bina var, bunlar çalışanlar var. Ama ne yapıyorlar? İşte servis yoksa servis parasını vermeyecek. Yemek yok, yemek parasını verecek. Yani burada çok şükür Elazığ'ımızda sıkıntı yaşanmayacak derecede az. Evet. Hepsi hem velilerimiz bu konuda aklı selimler, hem okullarımız aklı selimler. Yani orta yolu buluyorlar. Biz de onu her zaman diyoruz. Yani ne mağdur olun ne de mağdur edin. Orta halli bir evet. şekilde çok şükür sıkıntılar çok yüksek değil. Burada dediğim gibi bir öğrenci eğer özel okula gidiyorsa özel okulda öğretmen çalışıyor. Öğretmen var, öğrenci var, çalışan var. Bir gider var. Ama evet. yemek vermemişse yemeğin parasını almasın. Doğal olarak servis vermemiş, servis hizmeti vermemişse servis parası almayacak. Belki uzaktan eğitim olduğu için devletimiz de bu konuda KDV %8'den %1'e düşürdü. Bu konuda da velilerimize bir artı katkı olmuş evet. oldu. Bazı okullarımız bunda veli gelmediği için indirim de yaptılar. Bize çok büyük şikayetler gelmiyor bu konuda. Gelenleri de benim ilgili arkadaşlarımız çağırıyor, her iki tarafı da anlaştırıyor. Çok bir nevi güzel. Uyuşma yoluna gidiyorlar. Zaten sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Elbette. Yani, burada birbirimize katkı ve destek sunmamız gerekiyor. Kesinlikle efendim. Bir öğrencimiz mesaj atmış, Sayın Gürtürk. Birçok öğrenci staj yapmadı sanırım bu yıl. Ya da yapacak mı? Stajlarımız zaten uygun olan yerleri yapıyor. Uygun olmayanlarda okullarda belli hizmet şeyler karşılığında dönemler zamanında bunlar yapmış sayılacaklar. Ha, staj yapmadan yapmış sayılacaklar. Şöyle ki okulunda evet. var. Bunu belli dönemlerde inşallah temennimiz o tekrar diyoruz. Evet, okullar inşallah. Yüz yüze başladığı zaman işte evet. sağlık çalışanları belli yerlerde yapıyor. Pandemi kurallarına uygun olarak. Fabrikaya giden yine bu şekilde çalışmalar yapıyor. Ama bazıları işletmede değil de okulda yapıyorlar. Evet. Okulda bunlara belli bir hızlandırılmış eğitim diyelim buna, hızlandırılmış staj diyelim buna. Evet. Bu şekilde yapıp bunlar da bundan muaf olacaklar. Evet. Peki efendim, Sivrice'den İmam Hatip Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı mesaj göndermiş. Kadrosu okullarında olup başka okullarda görevlendirilen öğretmenleri ne zaman çekeceksiniz Sayın Müdürüm diyor. Öğrencilerimiz branş yönünde sıkıntı yaşıyor. Öğretmen varken yokluğunu yaşıyorlar. Bir soru yöneltmiş. Şimdi bazen öğretmenlerimiz başka şekilde görevlendirilmiş oluyorlar. Evet. İşte diyelim sınav hizmetleri biriminde çalışanlar var. Kitap yazım komisyonunda çalışan öğretmenlerimiz var. Evet. Tabii bu okulumuzda da dersler boş geçmiyor. Buradan mutlaka öğretmenimiz orada yerine bir öğretmen görevlendirilmiş. Görevlendirilmiş. Elbette. Evet, sorunuzun cevabını aldığınız sanırım efendim. Bir izleyicimiz daha mesaj atmış efendim. Şimdi deprem konutları yapıldı. Elimizde çok kısa sürede yapıldı efendim bir de. Evet. Birçok insan, birçok depremzede bu TOKİ'nin yapmış olduğu konutlara yerleşti. Gayet de mutlu, huzurlular. Buralarda okul yapılacak mı? Elbette. Bölgelerde... Biz onun evet. binalar başladığı zaman biz oradaki TÜİK'in verilerine göre çağ nüfuslarını hesapladık. Evet. 11 diyelim inşaat alanı sahası vardı TOKİ tarafından yapılan. Müjdeyi de vereyim. 3 okulumuzun ihalesi yapıldı Doğu Kent tarafında.
Evet. Üç okulun ihalesi TOKİ tarafından yapıldı. Müteahhite teslim edildi. Bunlar da başlıyorlar. Beyyurdu tarafındaki konutlarımızda. Diğer sahalarda ise çalışmalarımızı yaptık. TOKİ'den aldığımız dün görüşmelerimizde bunların da ihale, müteahhitlere ihalesi çıkmış. Hem ilçelerimizde var bunlar, hem bu rezerv alanlarımızda TOKİ'nin yaptığı alanlarda ilkokul, ortaokul, anaokulu ve lise olarak planlamalarımızı biz aylar önce yapmışız. Evet, evet, Sayın Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk kanalımızda açıkladı, programımızda. Değerli izleyicimizin ya da merak edenlerin, TOKİ sakinlerinin sorusu da cevaplandı. 3 okulun ihalesi yapıldı. Evet, Beyyurdu'da da evet. Evet, eğitim öğretim sıkıntısı yaşanmayacak. Okullarına kavuşabilecekler. Doğru efendim. Diğer izleyicimizin sorusunu soralım. İlçelerde sınav nasıl olacak demiş. Merkez açacak mısınız demiş ama. Bu herhalde e-sınavdan bahsediliyor. Muhtemelen. Yalnızca büyük ilçelerimizden olan Kovancılar'da bir e-sınav merkezi açılma planımız var. Yoksa diğer yerlerde çok öğrenci yok. O bölgedekiler de e-sınavdan büyük ihtimalle bahsediliyor. Evet. O da belli kriterleri var. Öğrenci sayısı, nüfus sayısına. Buna en uygun olan Kovancılar. Kovancılar'da böyle bir sınav merkezi açılacak inşallah. Evet. Peki efendim, merkezi sınavlarda daha başarılı olmak için neler yapabiliriz? Bizim bu konuda ARGE birimimiz dün itibariyle stratejik planımız 19-20 stratejik planımızı yayınladık. Evet. Burada bu tür eylem planlarımız da mevcut. Bizim ARGE birimimizdeki ilgili bu konuda uzman öğretmen arkadaşlarımız bu bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi okullarımızda öğretmenlerimize, öğrencilerimize, müdürlerimize yapıyoruz. Biz bu çalışma, muhasebemiz bizim var. Evet. Belli zamanlarda muhasebemizi yapıyoruz. İşte bu başarıyı artırmak için bu öğrenci başarısı olur, öğretmen başarısı olur, veli okul ilişkileri olur. Bu tür eğitimlerimiz devam ediyor. Biz hala durmuyoruz. Günlük Zoom üzerinden bizim örnek paylaşım günlerimiz var. Bu örnek paylaşımları Twitter, Facebook siteleri üzerinden akşamları herkes otururken biz öğretmenlerimizle bu çalışmaları yapıyoruz. Efendim şimdi Sayın Gürtürk'le biz program öncesinde sohbet ettik biraz. Sayın Gürtürk şunu söyledi. Aslında biz pandemide normal süreçten daha fazla elbette, çok yoruluyoruz. Eğitim öğretim başladığında yüz yüze eğitim sizde biraz rahatlayacaksınız. Tabii şöyle rahatlama, şöyle yine rahatlama olmasa da zihin olarak, psikolojik olarak rahatlayacağız. Çocuklar evde anne babayla sıkıntıdalar. Biz bunu hissediyoruz, bunu duyuyoruz, bunu yaşıyoruz. Bu okullar açıldığı zaman bu sıkıntıların %90'ı azalacak. Evet. Öğrenciler daha rahat edecekler, öğretmenler daha rahat edecekler. Gerçekten öğretmenlerimiz evlerini sınıfa çevirdiler. De kimisi kalorifer peteğinde yolda yaptı, kimisi arabada yaptı, kimisi de çekmiyordu dağ başında, kimisi yemek masasını, yazı tahtası yaptı. Gerçekten sosyal medyada o kadar güzel çalışmalar var ki öğretmenlerimiz yani evde öğrencisinden, çocuğundan, eşinden feragat ediyor odayı. Bir sınıf ortamına çeviriyor. Çok kesinlikle güzel çalışmalar var. Mutfağını sınıf ortamına çeviriyor. Eğitim vermesi için de yalnızca öğretim vermiyoruz. Eğitim de çocukları, öğretmenimiz mutfağa giriyor. Çocuklara orada eğitim veriyor. Yemek yaptırıyor, temizlik gösteriyor. Yani bunlar hem eğitim hem öğretim birlikte devam ediyor. Tabii bu da öğretmenlerimiz için kolay değil. Çok zor. Şunu söyleyelim efendim. Gerçekten öğretmenlerimize, kıymetli eğitimcilerimize pandemi sürecinde oldukça Sayın Müdür'ün dediği gibi yoğun bir şekilde çalıştılar. Alper Bey, deprem zamanından beri öğretmenlerim gerçekten Elazığ'a çok hizmet ettiler. Çok hizmet ettiler. Okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, hepsi emekler için hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Ne kadar teşekkür etsek efendim zaten size azdır. Şunu soralım, Sivrice'den yine bir mesaj gelmiş. Sivrice'deki okulların depremden dolayı son durumu nedir efendim? Sivrice'de orta hasar, ağır hasarlı binamız yoktu. Evet. Yer yer çatlaklar, yani onarılması gerekenler vardı. Bunların da hepsini buradan teşekkür ediyorum. Bir Bahçeşehir Koleji tarafından bunların onarımı, bakımı depremden hemen sonra yapıldı.
Tabii yine bir deprem geçirdik biliyorsunuz. Ondan yine kısmi bazı çatlaklar oldu şey olmamak kaydıyla. Onlar da süreç içerisinde onarımları yapılıyor. Bu nedir? İşte güzel. Duvar çatlakları da yani kolon, kiriş ağır değil de basit bunlar. Evet. Hafif hasarlar. Onlar da onarılıyor. Çok güzel. Öğretmen evimiz diğer illerle kıyaslandığında gerçekten çok yetersiz ve köhne zaten bu konuda. Evet, bir açıklama yaparsanız efendim. Şimdi biz öğretmen evimiz orta hasarlı olduğu için, tarihi bir yapı olduğu için yıkılmayacak. Burası restore edilecek. Evet. Biz öğretmen evimizi eski hastanemizde, devlet hastanesinde bize tahsis eden, buradan da birkaç yeni şey söylemek isteyeyim. Lütfen. Özellikle biliyorsunuz Mehmet Akif Lisesi Atatürk Lisesi'nde eğitim öğretimine devam ediyor. Evet. Biz devlet hastanesinde dönüştürdüğümüz bir yerde bugünlerde bitecek. Mehmet Akif Lisesi'ni oraya taşıyacağız. Hastane. Evet. Hastanenin bir kısmında yine öğretmen evimiz oraya taşındı. Pandemi bittiği zaman orada hizmet vermeye devam edecek. Yine eski yerinde yatak hizmeti veriyor ama esas yerinde hizmet vermek için de bu pandemi sürecini bekliyoruz. Evet. Burada yine bir özel eğitim okulu, hastane, daha sonra bir ortaokul, bilim sanat merkezi için çalışmalarımız orada devam ediyor. Orayı komple bir eğitim kampüsü haline getireceğiz. Çok güzel, çok güzel efendim. Şunu da soralım. Öğrenciler uzunca bir süredir yüz yüze eğitimden uzak kaldı. Evlerinde eğitim görüyorlar. Büyük bir çoğunluğu. Okula başladıklarında efendim bir uyum sorunu yaşayacaklar mı? Bunun için bir önlem ya da bir destek sunulacak biz mı? Biz hem deprem sürecinde hem de pandemi sürecinde psikodestek çalışmaları, RAM Müdürlüğümüz tarafından psikodestek çalışmaları yaptık. Evet. 444-0632 telefonumuzdan ulaştıkları zaman bu tür sorunu varsa öğrencimizin hem telefondan olur, RAM Müdürlüğümüze giderek orada bu hizmetleri alma şeklinde olur. Evet. Öğrenci yani depremin korkusu olur. Bu süreçte tabii yaşamış oldukları bazı fobiler olabilir. Bu korkularını gidermek için bizim okullarda rehber öğretmenlerimizin, eğer orada hizmet durumu öğretmenimiz bulunmadığı, tüm okullarımızda var rehber öğretmenlerimiz aşağı yukarı. Bunlardan alamadığımız, hizmeti alamadığımız takdirde RAM Müdürlüğümüzde bu çalışmalar yapılmakta. Evet. Bunlar çok rahatlıkla giderilebilecek. Yani rehber öğretmenlerimiz bu konuda etkili ve yetkili. Okullarına gittiklerinde böyle bir sorunu olan öğrencimiz var ise velimiz tarafından hem RAM Müdürlüğümüze hem de okuldaki psikososyal eğitimi almış rehber öğretmenlerimize başvurarak bunlardan yardım alabilirler. Çok güzel. Peki efendim, Baskil'de yıkılan okullar ne zaman yapılacak diye bir evet, soru geldi. Evet, o da TOKİ'de, ihalede evet. 16 derslikli spor salonu ve 100 kişilik erkek pansiyonu, 50 kişilik kız pansiyonuyla birlikte inşallah temennimiz Eylül ayında teslim edilmesi. İnşallah efendim, hayırlı uğurlu olsun diyelim Baskillilere. Yine Baskil'den bir soru efendim. Bu ne kadar bilmiyorum sonra. Baskil'de biliyorsunuz okullarımız bayağı yıkılmıştı. Evet. Yani Sivrice'de deprem oldu ama Baskil'de daha çok hasarımız vardı. Evet. Orada bir okulumuzu güçlendiriyoruz. 16 derslikle onun ihalesi yapıldı, başlandı. Daha sonra işte bu eski Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin çepelenin yerine bu okulumuzu, lojmanımızı ve pansiyonumuzu yakın zamanda ihale bittiğinde TOKİ'de evet. Orası da bu önümüzdeki haftalarda inşallah oraya da başlanmış olacak. İnşallah efendim. Şunu soran bir izleyicimiz var. Elazığ Ortaokulu yerinde mi yapılacak? Yok, Elazığ Ortaokulu. Şimdi Elazığ Ortaokulu evet. Biz Fırat Üniversitesi ile yaptığımız bir anlaşma gereği oraya diş hastanesi planlandı. Evet. Biz de oradan yukarıda üniversite tarafından bize bir eğitim kampüsü şeklinde bir alan tahsis edildi. Biz Elazığ Ortaokulu'nu inşallah o bize tahsis edilen alanın içinde İbrahim Taşal Hocam tarafından zaten protokollerimiz imzalanmıştı. Evet. Hayırseverimiz İbrahim Taşal Hocam tarafından Elazığ Ortaokulu da yapılacak inşallah. İnşallah merkezde ikinci bir sınav merkezi açsanız diye bir soru gelmiş, bir temenni diyelim.
Hıdır Yıldız, bir de Balak, bir de Gazi Meslek Lisesi'nin durumu nedir diye sormuş bir izleyicimiz efendim. Gazi Meslek Lisemiz de orada orta hasarlı olduğu için şimdi Hıdırsever'de derslerini devam ediyorlar. Atölyelerde de stajlarını ve meslek derslerinin uygulamalarını orada yapıyorlar. Temennimiz orada işte dediğimiz gibi TOKİ tarafından yapılacak bir okulumuz. TOKİ'lerde okul yapılacak mı demiş izleyicimiz. Az önce sayın tüm TOKİ'lerimizde TOKİ'lerde inşaat başladığı zaman biz de orada çalışmalarımızı yaptık. Oralarda da okullar yapılacak. Üç okulumuz dediğimiz gibi Doğu tarafından başlandı. Tablet için ne yapmamız gerekiyor demiş. Zaten sayın müdürümüz bunu açıklamıştı. Artık programımızın sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Soruları okuyamadığımız soruları sayın müdürümüze ileteceğiz mutlaka. Bunu aktaralım. Efendim, artık programımızın sonuna geliyoruz. Öğrencilere ve ailelere Feyzi Gürtürk olarak mesajınız nedir? Alabilir miyiz? Özellikle zaten 15 Şubat ve 1 Mart'ta dediğimiz gibi köy okullarımız ve ortaokullarımız açılıyor. 1 Mart'ta da tüm ilkokullarımız resmi özel açılacak. Burada açılmayan sınıf bazlarında 8. ve 12. sınıflarda açılacak. Diğer şubelerde uzaktan eğitimler devam ediyor. Evet. Ben velilerimizden, öğrencilerimizden istirhamım. Sabah kalktıklarında ders saatleri belli. Biz onları bizim Facebook, Twitter, Instagram üzerinden haftalık ders programlarını yayınlıyoruz. Oradan takip ederek hangi saatte dersi var ise okula gidiyormuş gibi kalkıp hazırlanması, kahvaltısını yapması, yani kendine bir program mutlaka çizmesi gerekiyor. Diğer zamanlarda, sayır zamanlarda, boş zaman demeyelim de kitap okumalarını mutlaka sürdürsünler. Bu bir fırsat. Bunları yapmaları gerekiyor. Öğretmenlerin vermiş olduğu çalışmalara uymaları gerekiyor. Hiçbir zaman plan, projesiz iş yapmasınlar. Günlük ne yapacağını bir planı olsun az da olsa. Sabah kalkış saat 8, ders 12'ye kadar, 12'de kitap okuma, yemek yeme, dışarı çıkma. Yani bunların mutlaka bir plan dahilinde olması gerekiyor. Mutlaka velilerimiz, çocuklarımızı bu plana uydururlarsa başaramayacakları hiçbir şey yok. Mutlaka başarırlar. Tabii hiçbir şey yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. En güzeli yüz yüze eğitim oluncaya kadar en iyisi bu diyoruz. Tabii bunun da tabii bazı kaideleri, kuralları oluştu. Bu kaide ve kurallara uydukları zaman çocuklarımız başarılı olacaklardır. Olacaktır inşallah efendim. Ayaklarınıza sağlık. Bizi kırmadınız, programımıza geldiniz. Çok da iyi oldu efendim. Öğrenciler de, veliler de başlayacak olan eğitim, öğretim için merak ettikleri konular vardı. Biz de size vardı. Teşekkür ediyoruz. Velilerin devamlı bize sordukları, bizim de ulaştıramadığımız sorulara cevap vermiş olduk. Ben katkı ve destekleriniz için size ve Kanal 23 ailesine çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Başlayacak olan yüz yüze eğitim için de Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında bütün öğretmenlerimize, bütün eğitim camiasına başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Efendim, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ü ağırladık. Son derece güzel, verimli, bilgilendirici bir program oldu. Yarın akşam tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle. Mutlu akşamlar.